Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tutkudur YouTube kanalıma hoş geldiniz. En güncel transfer haberleriyle karşınızdayız. Beşiktaş'ın geçen sezon başında kadrosuna 150 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Dorukhan Topuz, Kara Kartal'da ortaya koyduğu başarılı performansla kısa sürede yıldızını parlatmıştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki etkili görüntüsünden sonra teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A-Milli takımına da seçilmişti. Ay yıldızlı formayla ortaya koyduğu performansla da istikrarını sürdüren Dorukhan, bir anda transferin bir numaralı gündemi haline geldi. İngiltere Premier Ligi'nden, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nden birçok kulübün takibinde bulunan genç oyuncuya İtalya'dan 3 takımın talip olduğu ortaya çıktı. Kartal'ın yıldızıyla Sassuolo, Genova ve Udinese'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Kariyerine ilk etapta Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Dorukhan Topuz'un bu düşüncesine rağmen Beşiktaş yönetiminin kendisini göndermek istemesi halinde Avrupa'ya açılmaya sıcak bakabileceği bildirildi. Yönetimin ise menajerlerden gelen tekliflerin resmi olarak getirilmesini istediği, son kararı bu gelişme halinde vereceği ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Dorukhan için 15 milyon euroluk bir değer belirlediği konuşuldu. Son alınan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool'un da scout ekibinin Dorukhan'a onay verdiği, son sözün ise Jürgen Klopp'a bırakıldığı bildirildi. Sevilla'da teknik direktör Lopetegui'nin görev başına geçmesiyle birlikte ilk kararını Simon Kjaer hakkında aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'de sigortanın belirsizliği sürerken eski oyuncusunun transferine sıcak baktığı kaydedildi. İspanya basını Marca'da yer alan habere göre Lopetegui, Simon Kjaer'i gelecek sezon kadroda düşünmediğini sportif direktör Monchi'ye iletti. Ayrıca Danimarkalı oyuncunun Fenerbahçe'ye de önerildiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Sevilla'da kalmak istemesine karşın forma şansı bulamama endişesiyle ayrılma ikna olabileceği kaydedildi. Kjaer bu sezon Sevilla'da 37 maça çıktı. Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında forma giyen 30 yaşındaki stoper sarı lacivertli kulüple 88 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretti. Sosyal medyada eşinin İstanbul'da foto paylaşmasının ardından bu transfer bitti iddiaları yayıldı. 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Alman sağ bek Andreas Beck, kulübü Stuttgart'ın ligden düşmesinin ardından yollarını ayırmıştı. Oynadığı 2015-2017 yılları arasında 2 şampiyonluk yaşayan ve 72 maçta 1 gol 4 asist üreten Andreas Beck, 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olmuştu. Beşiktaş yönetimi Gökhan Gönül'ün yanına ikinci bir sağ bek eklemek isterken, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyla birçok Bundesliga kulübünün de ilgilendiği biliniyor. İtalyan ve Arjantin basından gelen son haberlere göre sarı kırmızılı yöneticiler 30 yaşındaki yıldız futbolcunun kendisiyle prensipte anlaştığı, Sevilla'ya ise resmi teklifte bulunulduğu iddia edildi. Banega'yı transfer etmek isteyen bir başka kulüp olan Boca Juniors'a yakınlığıyla bilinen Arjantinli gazeteci Luis Fregos resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı haberde Ever Banega Galatasaray'dan bir adım uzakta ifadelerini paylaştı. İtalyan gazeteci Marco Corradi ise kendisine ait Twitter hesabından Cimbom'un Tangoci ile yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllığına el sıkıştığını, Sevilla'ya teklif edilen bonservis bedelinin ise 7 ile 8 milyon euro arasında olduğunu belirtti. Ever Banega 2018-2019 sezonunda 51 maçta 4075 dakika süre alırken 8 gol 11 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertliler Alman ekibi Wolfsburg 2'de forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Almanya'nın Hamel kasabasında dünyaya gelen Murat Sağlam 21 yaşında ve 1.75 boya sahip. Geçtiğimiz sezon Almanya 4. liginde 25 maça çıkan Sağlam, forma giydiği maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 2 maçta kupada mücadele eden Sağlam, dakika aldığı bu müsabakalarda skora katkı sağlayamadı. Asıl mevkisi sağ bek olan 21 yaşındaki oyuncu, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Türkiye U21 takımında da forma giyen gurbetçi oyuncu, Ay Yıldızların 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Kosova ile yaptığı maçta ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Azubuike ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar bu transfer için futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Piranit'e 1 milyon 250 bin euro ödeyeceği gelen haberler arasında.
Nijeryalı Yıldız geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken bir gol bir asistlik performans ortaya koydu. Piramit Kulübü'nün sportif direktörlüğünü eski Beşiktaşlı Ahmet Hasan'ın yaptığı biliniyor. Sol beki takviye yapmak isteyen Beşiktaş listenin ilk sırasını Umut Meraş aldı. Geçen sezon Bolu Spor'dan Bursa Spor'a transfer olan ve gösterdiği performans sağ milli takımına kadar yükselen Umut Meraş konusunda Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor. Bursa Spor Başkanı Ali Ay, bu hafta içinde Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Fikret Orman'la yapacağı görüşmede transferi son şeklini verecek. Beşiktaş'ın Umut Meraş için Bursa Spor'a 1 milyon euro önerdiği, Yeşil Beyazlıların ise ilk görüşmede 3 milyon euro da direttiği önerildi. Her iki kulübede yakın kaynaklar transferin 2.1 milyon euro karşılığında tarafların el sıkışmaya yakın olduklarını ve imzanın en meselesi olduğu iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan Borussia Mönchengladbach'ta talip oldu. Galatasaray'da transfer hareketliliği artarak devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da resmi imzalar için geri sayıma geçildi. Galatasaray her konuda anlaşmaya vardı. Şener Özbayraklı'yı bugün resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılar, sağ bek rotasyonunda önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Rahim Babeli de birkaç gün içinde kapa bildirmesi bekleniyor. Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin satışı için bekleyiş devam ediyor. Arabistan ekiplerinden Al Saab'ın Senegalli Yıldız için 13 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu ve Galatasaray'ın da bunu kabul ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Galatasaray ibaresini kaldırdı ve tepkiler üzerine tekrar koyan Diagne'nin satışından gelen parayla yeni transfere kaynak olarak kullanılacak. Galatasaray forvet için sürpriz bir isim Kenan Karaman'a yöneldi. Sarı Kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim'in çok istediği Kenan Karaman konusunda önemli bir yol kat etti. İlk temaslarda gurbetçi futbolcuya 1 milyon euroya ikna edildi. Fortuna Düzelt Orta senelik 265 bin euro kazanan Kenan'ın maaşını dörde katlayan bu teklifin ardından top kulübünde. 25 yaşındaki milli futbolcu geriye kalan sezonda takımı Fortuna Düzeldorf'la 22 maça çıkarken 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ilan oluyordu. Kolarov'un abi Nikola Kolarov ve onun bağlı olduğu menajer Ali Ramadani, Fenerbahçe'nin efsane 6 numarası Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte izledi. İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ilan oluyordu. Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un abisi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Stadyumunda takip edenler arasındaydı. Nikola Kolarov, mücadeleyi takip ettiği lojada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü isimler de vardı. Menajer Fali Ramidane, onun Türkiye orta sarılacivertlerin efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve sportif direktör Damian Comolli de vardı. Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kolarov salondan maç bitmeden ayrıldı. Fenerbahçe resmen anlaştı. Yıldız ismi imza attırmak için Sırp oyuncunun forması giydiği Roma ile bağlarını tam olarak koparmasını bekliyor. Kulübüyle olan bir yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğünü, bu konuyu çözer çözmez Fenerbahçe imza atması bekleniyor. 2.7 milyon eurodan 2 artı 1 yıllık sözleşme imza atması bekleniyor. Sportoto Süper Lig'de bu sezon küme düşen Bursa Spor takımının stoperi ve kaptanı 22 yaşındaki Ertuğrul Ersoy, İtalyan kulübü Lecce ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Lecce bu sezon İtalya Serie A'ya yükselmişti. Bein Sports'un haberine göre 22 yaşındaki stoper Serie A'ya bu sezon yükselen Lecce ile 4 yıl için anlaşmaya vardı. Anlaşma şartları gereği İtalyan kulübü Bursa Spor'a 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Buna ek olarak Ertuğrul Ersoy, Yeşil Beyazlı kulüpten alacaklarından vazgeçti. Lecce önümüzdeki hafta İtalya'ya gidecek olan Ertuğrul Ersoy, ilk yıl 600 bin, ikinci yıl 700 bin, üçüncü yıl 800 bin ve dördüncü yıl 900 bin euro maaş ödeyecek. İtalyan kulübü bununla beraber performansa bağlı olarak milli stopere ek ödemeler yapacak. Sportoto Süper Lig'de ilk maçına 2014-2015 sezonunda altyapısından yetişti. Bursa Spor formasıyla çıkan Ertuğrul Ersoy, 2015 yılında bir sezon için Çaykur Rizespor'a kiralandı. Karadeniz ekibinden döndükten sonra Bursa Spor'da kaptanlık pazı bandını da takan Ertuğrul Ersoy,
Porto Süper Lig Lefter Küçük Antonyada sezonunda 30 maçta görev yapmış ve bir de gol sevinci yaşamıştı. Malta'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nın ardından UEFA'nın resmi internet sitesi UEFA.com'un turnuvanın izlenmesi gereken en iyi oyuncusunu seçti. Bu 10 oyuncu arasında Türkiye'den bir tek Ertuğrul Ersoy yer aldı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz en güncel transfer haberlerinden haberdar olmak için abone olup zil tuşuna basmayı unutmayınız. En güncel transfer haberleriyle karşınızda olacağız. Herkese hoşça kalın.